Merhabalar herkese. Yeni video serisini Total War Feroha Dynastis güncellemesiyle beraber eklenen iki ana Mezopotamya fraksiyonundan Asur fraksiyonu Hanigalbat'la yapmak istedim. Kendisi bayağı askeri odaklı bir fraksiyon ve internette hem çok zor hem de çok eğlenceli olduğunu okudum bu fraksiyonun. Bakalım göreceğiz. Henüz çok uzun uzun oynama fırsatım olmadı. Öyle kısa bir sefer oynadım kendi kendime. Yeni bir sefere başlayalım bakalım. Büyük fraksiyonlardan Mezopotamya, Ninurta Apal Ekur önderliğinde başlıyoruz. Fatih şeklinde bir sıfatı var. Dizginlerinden boşanmış hırsıyla ve kendine olan aşırı güveniyle hareket eden Ninurta Asur tahtını ele geçirmeyi hedefliyor, ancak planları bununla kalmıyor. Ninurta herkesi denetim altına almanın peşinde. Komşusu Babil'i yerle bir edip avcunun içine almak, sonra da batıda Haddiye ve Kenan'a doğru ilerleyip Asur'u dünyanın büyük imparatorluğunu dönüştürmek istiyor. Ninurta asla yanılmayacağına ve halkını yeni bir altın çağa götürecek bir lider olduğuna inanıyor. Gerçek şu ki böylesi büyük planların zorluklarını hafife alıyor. Göreceğiz bakalım ya. Bayağı göz korkutucu aslında yazanlar. Şöyle bir fraksiyonun özel binalarımı üzerinden geçeyim. Genel olarak askeri bonuslar veren binalar var. Şöyle hızlıca Asur birimlerinin üzerinden geçeyim. Asur mu? Asur mu bu arada ya? Cehaletim mazur görün. İkisini de kullanabilirim. Şunlar da yerli birimlerimiz. Üç tane tanrımız var. Asur, İştar ve Ninurta. Ninurta liderimiz Ninurta adını direkt tanrı olan Ninurta'dan alıyor. Bayağı mütevazı bir adam olduğu söylenemez. Fraksiyon özetine de şöyle bir bakalım. Şurada yine binalardan bahsediyor. Askeri odaklı olduğunu söylüyor. Şu birimler kuşatma teçhizatı olmaksızın şehirleri direkt saldırmamıza olanak sağlıyor gibisinden bahsediyor. Atlılardan bahsediyor. Bu fraksiyonun atlıları bayağı ön plana çıkıyor bu arada. Komutanlar askeri yetiştirmeyi hızlandırabiliyor ya da askerliğinizi güçlendirebiliyor. Sarayda suikast düzenleme kumpasına direkt erişim sahibi oluyoruz. Sarayda olmasak bile, ki aslında saraydayız vesaire. Karakollarda iki tane karakolla başladığını söylüyor. Ninurta'ya tapınarak başlıyoruz. Yerli birimlerde bunlar var diyor. Mezopotamya şeyinden bahsediyor, ikliminden bahsediyor. Kuru ve sıcak bir iklim olduğundan bahsediyor. Ünvanlar dediğim yani rütbe atladıkça kazandığımız özellikler menzil ve binekli birimlere bonuslar sağlıyor. Hanedan olarak New York'ta bekar başlıyor oyuna. Evlenip çocuk yapmak şart. Yoksa sıkıntı doğabilir. Kraliyet geleneklerinde ise Mezopotamya toprağı, iki tane mukaddes Mezopotamya toprağıyla başladığını söylüyor. Kadim miras ise Büyük Sargon'u öneriyor. Azıcık bir göz atma şansım oldu. Bayağı keyifli bir kadim mirasa benziyor, ki kadim miras mekaniği oyundaki en sevdiğim mekanik olabilir. Sefer özelleştirmesinde hiçbir şey yapmayacağım. Sadece galiba muharebe süresini sınırsıza çekmiştim, o kadar. Onun dışında efsanevi zorluk, gazi, muharebe zorluğu ve maksatlarınızı benimseyin. The Tigris River is a gift from the gods. Its waters nourish a civilization as old as ours. It gave life to many cities, with Ashur among the greatest. The Assyrians are formidable. United, their military prowess matches our own. But like any empire, they face trials both internal and external. This kingdom is rife with opportunists. One such leader, Ninurta Apal Ekur, considers himself superior to others and is seeking Assyria's throne. He must manage his Hittite neighbors, lest they bring his downfall. Yet he is belligerent and prefers war over diplomacy. Trouble comes from within too. Taking advantage of Ninurta's vulnerability, other Assyrian factions seek to claim territory and prestige at his expense. Expansion has even reached Babylon, a long coveted prize for this warlike empire. However, they couldn't hold the city, famous for its defiance. The Assyrian Empire is under pressure from all directions, stretched thin to maintain its dominance and beset by a leadership crisis. This is the perfect time for Ninurta to grab the throne and lead Assyria to glory, or destroy it utterly, should he fail. Okay. Dediğim gibi bayağı bir askeri bir fraksiyon. Bol bol savaş edeceğiz diye düşünüyorum. Bol bol hızlı bir şekilde edeceğiz. Yani daha önce mesela Mezopotamya'da Babil'le bir canlı yayın yapmıştım. Onlar oldukça savunma ağırlıklı bir fraksiyon. Bu tam tersi. Direkt saldırı odaklı. Şimdi Ninurta'nın ordusunda 3 tane
Dandirik yakın dövüş piyadesi iki tane okçuyla başlıyoruz. Bir tane de atlımız var. Yalnız şöyle bir detay var bu arada. Şu an göremiyoruz henüz, o mekaniğin ekranı açılmadığı için birkaç tur sonra açılacak saray mekaniğinin. Ama şu an biz Hanigalbat kralı olduğumuz için şöyle bir bonusumuz var. Binek olarak şöyle hayvani bir savaş arabasına binebiliyoruz. Savaş arabası ve okçu bir savaş arabası haline gelebiliyor Ninurta'nın şeyi. Kendi koruma birlikleri. Ama inanılmaz riskli bir hareket. Daha önce denedim, böyle boşta duran bir tane ciritçiye saldırdım savaş arabasını binerek ve ciritçiler bir tane salvo gönderdi. Direkt Ninurta fraksiyon liderim mefta oldu. O kadar hızlı alt F4 yaptığımı bilmiyordum. Yapılabildiğini bilmiyordum. Ondan sonra baştan başladım tekrar deneme şey için. Yani çok riskli, isterseniz kendiniz oynayacağınız zaman seçebilirsiniz ama ben şu an onu seçmeyeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda. Şu 4'te olduğu için şunu seçebiliyoruz. Mezili piyadeler için artı %15 mühim mat. Güzel, candır. Şu ilk savaşa girmeden önce bir de diplomasiye bakalım. Klasik saldırmazlık farklı bilmem ne. Hiçbir şey isteyen yok. Okey, ben de sizden bir şey istemiyorum. Sizin kanınızı istiyorum ben. Şöyle bir bakayım, başka bu savaşa girmeden önce yapmam gereken bir şey var mı diye. Sanıyorum yok. Hadi dalalım. Okey, sisli hava bu görünürlük azaltıyor ama menzili azaltmıyor, bana uyar. Konuşlandıralım. Şimdi şöyle bir önce bir yakından bakalım arkadaşlar ya. Terli atlımız var. Oyuna Dynasis güncellemesiyle beraber eklendi süvariler, atlı süvariler. Normalde tarihi gerçeklere pek uymuyor ama oynanışı çeşitlendirmek adına ekleyelim demişler. Şikayetim yok ya, yani gerçekçilik iyidir, güzeldir ama oyunu çeşitlendirmek daha önemlidir. Çok bir elit birimimiz yok. Ninurta'yı da bir yakından mı görelim de. Kendisi zaten şeye atıp o özel savaş arabasına binmediği zaman da güçlü bir okçu oluyor ki şu an güçlü okçu aslında bayağı fayda sağlar. Hızlı birim ihtiyacımız zaten şu atlar. Pardon, şu atlar görecektir. Şimdi şöyle güzel bir yokuş aşağı var. Tamam. Şuraya yerleşelim. Bakalım bakalım. Aynen şu şekilde yerleşmek. Aa, güzel bir tepe yok değil mi? Burası yeterince güzel gibi ya. Okey, siz onların arkasına geçiniz. Sen de iyice güvenlikli bir konumda dur. Onların arkasına geç. Şu ön hatları birazcık geniş tutmakta fayda var. Sonra sizin şu koruma modunuzu açalım. Yokuşun en güzel yerinde duruyor muyum? Biraz daha yukarıda durabilirim sanki. Okey, güzel bir görüş açısı var. Bunların yavaşlayacağı böyle çamurlu bir toprak falan var mı? Onun önüne kurulayım falan diyeceğim de öyle bir şey de görmüyorum. Aslında şuraya kadar gelebilirim gibi. Bunların görüş açısı birazcık kapandı ya. Biraz ön tarafa gitsem iyi olur. Yakından bakmak iyi oluyor böyle durumlarda. Tamamdır. Okey, sen de şu düşmanımı bir göz önünde tut bakalım. Kapatayım da. Düşmanı şu an göremiyorum. Bakalım neredeler. Heh, oradalar. Bir tane şeyleri vardı. Menzili saldırı yapabilen birimleri vardı. Ciritçileri vardı. Daha önce dedim ya, fraksiyon liderim direkt o ciritçilere kaybettim diye. Aynen bu ciritçilerdi onlar. Yani savaş arabasını aldım, bindirdim Ninurta'yı. Üstüne saldım. Yani hiç saldırı yapmadan ve ilk böyle kaçmadan önce bir tane salvo attılar ciritlerle. Direkt öldü ya. Çok acayipti yani. Tam bir kabustu. İlk savaştan fraksiyon liderini kaybetmek ne demek abi. Ki bir de evli de değil dediğim gibi. Çocuğu mocuğu da yok. Üstüme gelmemeyi mi tercih ediyorlar? Arada ciritçiler evet ayrılıyor gibi oradan, süper. Şurası çamurlu toprak mı? Evet. Tamam, biraz daha yaklaştım o çamurlu topraktan çıkalım da dışarıda savaşayım. Atlara özellikle hızı falan azaltması atlılar için özellikle kötü sonuçta. Hücum hızı, hız, yakın saldırı, ivmelenme, hücum bonusu hepsini azaltıyor. Tamam, şimdi saldırabiliriz. Geri çekilecekler. Neyse, çamurun içinde savaşacağız ama çıkarız en azından. Okay, buradaki savaş da başladı. Bayağı çamurun ortasına kadar geldi. Şuradan bir kişi daha falan gitse aslında o ciritçilere yardım olması açısından. Bir kişiyi daha orada meşgul etsem fena olmaz ama. Evet, doğru düzgün bir şarj edemedik. Diğer tarafa biraz odaklanmak lazım ama.
çok küçük bir ordu değil yani. Küçük bir ordu da bizimki de küçük bir ordu sonuçta. Okey, okey. Güzel. Güzel çünkü sol taraftan fazla bastırmıyorlar. Okçularımı direkt o tarafa götürebilirim. Birazcık daha bir ordular birbirine yaklaşsın. Ha, şuradan bir tane birimi oraya götürüyor. Süper, şahane. Tamamdır. Şimdi şu tarafa gidebilirsiniz arkadaşlar siz. Bunlar direkt okçuların üstüne çıkmaz inşallah. Okey. Oradaki atlıların işi bitmek üzere. Tamam. Bütün yakın dövüş piyadeleri savaşa tutuştuğuna göre şu şekilde bir dizebilirim. Arkadan mis gibi tararım bunları. Umarım şunlar üzerime gelmez ama. Ama gelecek büyük ihtimalle. Atlıları onların üstüne çık... Onlara şarj ettirmeyeyim de. Onları yine bir vurkaç yapıyormuş gibi yapayım. Yakın dövüş piyadeleri çökmek üzere yalnız. Eyvah. Tamam. Onları meşgul etsen. Yurtta sen şöyle bak. Çabuk tarayın, çabuk tarayın. Yakın dövüş piyadeleri tahmin ettiğimden çok daha az dayandı. Çabuk taramanız lazım. Hadi Yurtta, hadi. Sen de şuraya gel. Onların buraya gelmesi uzun sürer. Sen şu tarafa desteğe git. Şunları bir arkadan şarj etmek mantıklı olabilir. Mızrakçı birimim var ama bir şey olmaz o kadarcıktan. Arkadan şarj edeceğim sonuçta. Güzel tarıyoruz, güzel tarıyoruz. Güzel, güzel hasar verdik. Atlılar tabii ki diğer Total War oyunlarındaki kadar etkili değil. Ama yine de bir şarj bonusu her zaman faydalıdır. Görüleceği üzere. Tamam, şu baltalılar gelmeden çık oradan. Sen de bir geri gelseydin ya. Sen ne yapıyorsun orada? Sen de buraya bir destek git. Tamamdır, fraksiyon liderleri... Ya fraksiyon liderleri değil de komutanları öldü. Ordunun geri kalanında çok uzun süre hayatta kalmayacaktır ve muharebeyi sonlandırabiliriz. Birazcık daha adam öldürelim de savaş sonrası yağmalardan daha fazla şey elde edelim. Çekil oradan. Okçular sizi harcıyor. Atlılarla birazcık saldırayım. Ne öldürsek kardır. Ya bu ordu savaştan sonra sağ kalmıyor ama galiba ne kadar çok kişi öldürürsek o kadar çok savaş sonrası ganimet elde ediyoruz diye bir mantığım var. En azından Total War Warhammer'da öyle de bunda da öyledir herhalde. Çok da fark ettirmez. Çok da uzun süre herkesi öldürmek için zaman harcamayacağım ama birazcık öldürelim yine de. Onları tamamlamak üzereler. Hadi şunu da bir öldüreyim ondan sonra kapatırım. Bu harbiyi sonlandırırım ondan sonra. En azından orada bir tane olsun hızlı biriminin olması gerçekten çok büyük bir fayda sağlıyor. Yani bu savaşta yani o ciritçileri atlılarla halletmek, arkasından oradaki baltacıları bu süvarilerle meşgul etmek falan inanılmaz fayda sağladı. İlk kan dökülmüştür. Hadi yine moral ikmal %9. Ben bu ikmali alayım çünkü daha önce bir deneme oyunu oynadım kısa demiştim ya, şurada bir ordu daha olduğunu biliyorum. 7 kişilik bir ordu daha var burada. Elbette geri çekilip kendimi toparlayabilirim ama ben yenerim diye düşünüyorum. Şurada neler oldu? Şu mesela 4'teyken denizli hareket, karakada hareket ve kabiliyet bekleme süresi veriyor. 5 yaptığım zaman bunların üzerine bir de artı 4 hücum bonusu veriyor. Dünyanın en büyük bonusu sayılmaz ama hiç yoktan iyidir. Onu aldım, onu bir 5'liyim dedim. Şimdi... Yani bir item çıkmadı değil mi? Evet, çıksaydı görürdük. Tamam, şuna da dalalım o zaman. Bu sefer iki tane ciritçileri var. Onlara bir dikkat etmek lazım. Fırtına bana uymaz. Bekleyelim. Yağmur. Güzel. Olur. Şimdi bu nasıl bir haritaymış? Şurada bir çamur var. Çok büyük yükseltiler görmüyorum. Şunu şuradan geleceğini varsayarsak eğer... Çok ideal bir nokta görmüyorum ya. Yani şöyle bir tepe var ama...
Çok beğenmedim orayı da. Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Yani şuraya gidebilirim, evet. Savaş başladıktan sonra oraya gidebilirim. Sudan geçerlerken mis gibi oklarım onları. Güzel mantık, ben sevdim bunu. Tamamdır, oraya gidelim. Atlılar, siz şurada kalın. Düşman neredeymiş onu görürüm. Okey, haydi. Düşmanın nerede olduğunu göremiyorum hatta şu an. Birazcık şöyle ilerle bakayım. Tam olarak nereden geleceğini... direkt şöyle gelir mi? Şuradan geçmeye çalışır herhalde. Tamam. Oralarda takıl sen. Şöyle şuraya düz bir şekilde... Pardon. Okçuları da seçmişim. Düz bir şekilde kurulun. Siz şöyle gelin. Minurta sen en arkaya dizil. Yine klasik. Bakalım okçuların menziline, onların nereden geleceğine göre daha bir pozisyon alabilirim. Ama şu an iyi gibi. Üzerime gelmeden yine bir iki ciritçi, yani en azından bir tanesini halletsem güzel olur. Şu an benim diğer birimlerimi görüyorlar ve ordularını ikiye böldü. Oha şahane. O üç tane birim bunların peşine takacaksan benim için muhteşem bir senaryo olur. Tabii ki salvoya vermem lazım ama yakında durmam lazım. Hadi abi git oraya, git oraya. Yok orada bekliyorlar, gitmiyorlar. Biraz uzaklaşsam ciritçi diğerlerinden ayrılacak gibi duruyor aynen. Yok ayrılmadı. Yürümeye başladı mı onlar? Yanlış mı görüyorum? Evet evet gitmeye başladılar. Süper süper. Harika senaryo. Hayır. Başlamadı. Başladı. Hadi git dostum. Yok. Gitmiyor. Başlamıyor. Diğer ikisi gitmeye başladı. Ciritçi de üzerime geliyor. Harika senaryo. Harika senaryo. Diğer birimleri an orduma gelmeye başladım onu bilmiyorum ama. Önce bunlar, sonra bunlar gelse benim için daha iyi olur. Okey, şunlara saldırabilirsin. Araları yeterince açıldı diğer orduyla. Burası ne oldu? Tamam. Süper, önler önden geliyorsa. Keşke okçuları birazcık daha ileri koysaydım. Hatta azıcık ilerleyecek vaktim var galiba. Tam sudan suya girdikleri anda... Çok yavaşlıyorlar sonuçta. Ne kadar yavaşlıyorlarmış? %10 yavaşlıyorlar. Çok da yavaşlamıyorlarmış ama... Kan delicesinin faydaları ya. Suda savaşmak ayrı zevk. Suyu direkt kan kaplıyor ya. Güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Siz öncelikle şuna saldırır mısınız? Atlımız ne yaptı? Atlı onlar harcıyor. Bunlar geri dönüyor mu? Onlar takılıyordu. Tamam bu tarafa bakmaya gerek yok. Okey. Bizim piyadeler çok uzun süre dayanmayacak yalnız. Şu an ordunun tamamı üzerime gelmemiş olmasına rağmen. Onları bir kovalayın. Kenara gelin. Bu taraftakiler hiç dayanmadı ya. Çok az canları vardı sonuçta. Sana daha yaklaşmadılar değil mi? Okey daha çok var. Orada sorun yok. Ama yani bu tarafta sorun var. Onlar kaçmaya başladı. Tamam kenara çekilin. En azından ikiniz çekilin. Tamam sen onlarla yakın dövüşe girebilirsin. Yapacak bir şey yok artık. Sen şuraya gel. Oradan onları okla. Sen de şuraya gel. Buradan onları okla. Düz atış yap. Senin de düz atış yapmanı istiyorum. Yumurta kendine çok dikkat et yalnız. Abi ciritçileri dövemiyor musun? Ne yapıyorsun sen? Ciritçi lan. Şarj bonusu kullanayım. Tamamdır, tamamdır. Buradaki piyadelerini hallettik. Siz şuraya desteğe gidin. Sen... Karışık değil de. Tamam, karışık yap. Nasıl uygun görüyorsan o şekilde yap. Şu tarafa saldırın.
Abi Cirit'i yenemiyor, attılar ya. Tamam, attılar, çok güçlü değil bu oyunda, eyvallah da bu kadar zayıf olacaklarını düşünmüyordum. Neyse, biraz uzaklaş oradan. Salvo yememeye çalış. Buradaki baltacıları bir şey yapmadılar zaten. Tamamdır, komutanlarını öldürmek üzereyiz. Bunu da dik atış yap dedim ama önünde bir tepe varmış, onu görmedim. Tamam. Atlılar artık kenarda bekleyebilir. Tamamdır, onların komutanı da uzun süre dayanmayacak zaten. Hatta kaçmaya başladı değil mi? Evet, komutanları da ölmüş zaten. Tamamdır, siz geride durun, boşuna frantic fire yemeyelim. Sen gel şöyle. Mühimmatlarımı harcamasam mı? Zafer mi? Beklediğimden daha erken oldu. Gelip ölmelerini bekliyordum. O zaman mühimmatlarınızı harcayın arkadaşlar. Onları öldürün mümkünse. Az sayıda kalan atlılarımla da kalan birbirlerini öldürmem lazım. Çünkü ilk savaşın aksine bu ordunun geri kalanlarıyla dövüşeceğiz. Ne kadar az kişi kalırsa o kadar iyi tabii ki. O sağ kaldı. Evet, onu yakalayamayacağız gibi duruyor. Şu ciritçileri bir bitireyim. Bayağı bir zamanım var gibi ya. Haritanın bayağı bir ortasındayım. En azından bir iki birimi daha öldürürüm bu atlılarla diye düşünüyorum. Sadece 12 kişi kalmış olmalarına rağmen. İşte bir tanecik hızlı birimin yaptığı fark yani gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Hem savaşta hem savaş sonrasında milleti katlederken. Neredeyse fulldü tabii bunun canı. Hatta fulldü yani. Öyle 2 dakikada hemen bitirdi işini. Total Warhammer'dakinin aksine yanlış bilmiyorsam, yani Total Warhammer'da mesela 90 birimden oluşan bir birlik %10 cana düştüğü zaman ölüyor savaşı kaybettiyse, ama bunda öyle olmuyor. Gördüğüm kadarıyla bir kişi bile hayatta kalsa bu birlik hayatta kalacak demek oluyor galiba. Emin değilim, %100 emin değilim. Savaştan sonra bakarız bu hayatta kalacak mı diye. Oradaki diğer baltacıyı da patır patır böyle hiç savaşmadan halletmiş olmak güzel oldu. Şuradaki milisleri hallet. Diğerlerine yetişebilir miyim? Galiba yetişemeyeceğim onlara. Bunların kaçmasına izin vermeyin ama lütfen. Tamam mı? Bir deneyelim bakalım ya. Atlıdır, hızlıdır. Belki yakalar. Yok, yakalayamayacak gibi. Yok, başka da kimse kalmadı değil mi? Tamamdır. Güzel. Bir daha tık yapıyor. Okay, savaşta ciltçilere bile doğru düzgün hasar verememiş olmaları, kaybetmiş olmaları üzücü olsa da savaş sonrasında 280 kişi toplam öldürmüş olmaları gözüme girmelerini sağladı. Bu arada bu öldü ya. Yüzde kaça düşürmek gerekiyor acaba? %10'un yetmediğini biliyorum. Belki %5'e düşürmek gerekiyordur. Şu an yabancı topraklardayız. İkmaliye ihtiyacım var. %7, %7'dir. Okay, şuraya kadar geri çekildi. Yakalayabiliyor muyuz? Yakalayabiliyoruz. Şimdi şunun üçüncüsü geçirme rütbesi ve tur başına XP veriyor. Tecrübe puanı veriyor. Şu turnanın 8.'si denizde hareket ve karada hareket veriyor. Güzel. Şunu bir 3 yapayım ben ya. Çünkü bol bol ordu yapacağız. O kesin. Şimdi şu kalan şeyler herhalde otomatik sonuçlandırmayla alabilirim bunu.
kimse öldü mü? 3 kişi öldü. Olur öyle. %1 ihtimalle biraz azmış. Şu morali alayım bari. Okey, ilk orduları hallettik. Şu şehirlerine saldırmaya yürümem yetmiyor maalesef. Kaç şehir var bunların? Bir şehri. Tamam, bunları burayı aldıktan sonra zaten işleri bitiyor. 6 kişilik bir garnizon. Sorun olmaz ama biraz hasarlıyız. Ki bunun yeni birim bas... Yeni birim basmıyor galiba şu an. Neyse sen şöyle bir gel. Şu şehir benim. Bu şehirden bir general daha yetiştireceğim ben. Şu olsun direkt. Çünkü direkt 3 vardı. %10 ihtimal savaş arabaları ve süvariler için. Okey. Şunu kullan. Şu an bir işim yaramıyor ama burada basabileceğim ikinci seviye yakın dövüş piyadesi var. Ki yakın savunması yüksek. Okey, bu mantıklı. Ve üçüncü seviye bir üçüncü kademe diyeyim. Bir okçum var. Gayet güzel. Tunç gideri var ama olsun. Bizim orada da okçu sıkıntısı vardı değil mi? Ama yakın dövüş sıkıntısı da var. Hiçbir şeye yetmiyor. Şöyle yapayım. 3 tane yetiştirme şeyim var. Kapasitem var. 1 bundan, 2 bundan basayım. Marş vaziyetinde önümüzdeki oraya ulaşırım diye umut ve tahmin ediyorum. Okey. Şimdi şehirlerimize bakalım. Dur katlim bu. Burası başkentimiz. Hani Galbat eyaleti. Şimdi buraya bir garnizon her şeyden önce dikmek isterim ama ikinci seviye olması gerekiyor garnizon dikmek için. Başka? Tabii ki tapınak. Lütuf, mutluluk, üretim kaynakları, okey. Burayı bir askeri üretim üssüne dönüştüreceğim ben. Bu arada bu oyundaki, yani oyunu beğendiğimi her zaman söylemişimdir zaten ama bazı tasarım yanlışları olduğu da bir gerçek. En kötü tasarım yanlışlarından bir tanesi de bence bu askeri yetiştirme sistemi. Yani şöyle, 4 tane askeri bina var genelde fraksiyonlarda. En sağdaki yerli birimler yetiştirmeye yarıyor. Diğer 3 tanesi fraksiyon birimlerinizi yetiştirmeye yarıyor. Yani Asur okçuları bilmem ne, Asur atlıları için soldaki binaları dikmek gerekiyor ama sizin fraksiyon birimlerinizi atıyorum şu fraksiyon birimleri yakın dövüş piyadeleri. Bu okçu fraksiyon birimleri. Bu da atlı süvari savaş arabası fraksiyon birimleri için. Yani bütün fraksiyon birimlerini kullanmak için 3 binayı da dikmeniz gerekiyor. Yerli birimler içinse bir tane bina yetiyor. Tamam, en üst seviye fraksiyon birimleri yerli birimlerden daha güçlü. Evet ama yani en üst seviye birimleri zaten başka şekillerde tedarik edebiliyorsunuz. Yani işte kral olarak aldığınız özel birimler, işte müttefik yetiştirmeden bilmem ne. Alt seviye yerli birimlerle alt seviye fraksiyon birimler arasında da öyle aman aman bir fark yok. Yani efektif olan direkt yerli birimlerden gitmek, hiç fraksiyon birimlerine bulaşmamak. Yani ben yine fraksiyon birimlerinden gideceğim bu seferde. Asur birimleri basmak istiyorum da efektif olanın bu olmadığını söylemem gerek. Çünkü yani burada bir tane bina basmak dururken burada 3 tane binaya bir sürü slot ve kaynak ayırmak çok da mantıklı değil normalde. Şimdi özel binalara da iyi bakın. Yetiştirme maliyeti, çok yetiştirme yapacağım buradan. Bunu basmak mantıklı. İnşaat maliyeti, askeri destek binaları ve yetiştirme binaları için onu da eklemesi, o da güzel tabii ki. Ayrıca burayı bir an önce ikinci seviyeye çıkarmak isterim. Onu da basalım. 2 tane daha boşta duran iş gücümüz var. Onu da şöyle bakayım. İş gücü artışı, nüfus. Diğer yerleşim yerlerine iş gücü arttıran şeyden basmak istiyorum. Bu eyaleti bir an önce yükseltmek istiyorum. Okey, şu an boşta duran iş güçlerimizi harcamış olduk. İyi bir sebeple harcadık ama. Teknoloji. Mutluluk artı 3. Fraksiyon liderinin olduğu eyalette mutluluk ve nüfus ve tur başına TP. Yakınlardaki ne bakayım? Yakınlarda ne var? Odun veren var. Meşrutiyet veren var. İttifaklardan. Artı %25 gıda. Fırat ve Dicle'deki çiftlikler ki onlardan bol bol olacak. Bu kesinlikle lazım olur bana. Bir tanrıya adanmışlık yuvası daha. Şu an bir tane yeter bize. İkincisi için acele etmeme gerek yok. Ama elbette çok işe yarar. Orta mesafe dediğim artık. Yakın orta. Cümle kuramadım. Neyse. İhmal %5 tabii ki olmazsa olmazlardan. Ama ben şu ilk başta artı 3 mutluluğu bir alayım. Artı 3 mutluluk fraksiyon çapında büyük fark yaratır çünkü. Başka diplomasiye bakmıştım. Bir tekrar bakayım. Yeni birileriyle karşılaştıysak diye. Çok böyle milletle canciğer olmak gibi bir niyetim yok. Ama belki bazılarıyla olabilirim. Yok size. Tamam. Şenerimiz var. Karakol inşaatları. Taş mı?
binalara harcamayı tercih edeceğim aslında galiba ben bu şeyleri ya. Taşları. Karakolların çok aciliyeti yok. Elbette faydası olur ama. Böyle gibi sahip olunan ordular. En azından şuraya bir tane dini şey kursam mı? Ya bu herifin gelip yıkma ihtimali falan da var tabii ama. Yürümesi evet oraya kadar ulaşıyor. Ya şuradan sık geçme ihtimalim var bence. O yüzden buraya kurmak dua etkisinin ne olduğunu şu an göremiyoruz galiba değil mi? Tamam ya buraya kurdum gitti. Okay. Başka karakol kurmayacağım. O taş başka işlerde işime yarayabilir. Eklenti varmış. Sıradan orta zırh tak. Bir tane sıradan kılıç çıkmış onu da tak. Bunu sadece fraksiyon lideri kullanabiliyor. Okay. Onun dışında bir tane daha harcanmış yetenek puanımız var. Bunu 3 yapmak istiyordum evet. Onu 3 yaptım şu açıldı. Bunun yerine onu seçmeli miyim? Bu adamla iletişim yapacak mıyım? Bir dakika. Burası bu başlangıç eyaletimin bir parçası değil mi? Ha. Evet bu adamla iletişim yapacağım. Tamam o zaman şu bir gitsin. Bu genel olarak daha faydalı tabii de şu an iletişim yapacağım için. Artı 3 rütbe gayet güzel. Başka karakol inşaatından bahsediyor. Diplomasiye baktık. Kraliyet fermanına baktık. Hanedanı da göstereyim. Minurta yalnız bir adam. Şey yapmak istiyorum ya. Asur kralı, yani evrenin kralı daha doğrusu. İle. Senin bir şeyin var mı ya? Evlilik nereden teklif ediyorduk? Savaş değil. Senin demek ki evladım evladı yok. Hanedanı evlatlık olmak tam olarak ne oluyor? Senin hanedanı evlatlık olmak gibi politik evlilikleri açmaz. Herhangi bir torun derdi kalbi. Şimdi benim meşruiyetim yüksek olacak tabii ki büyük ihtimalle başarılı olursam. Ve yüce hükümdar sizi otomatik olarak varisi. Yani bu adam öldüğü zaman en yüksek meşrutiyete sahip ben olursam direkt evrenin kralı olacağım. Tamam ben bunu alırım. Hatta şimdi para da bir şeyler de veriyor. Onu alayım. Senin taşın çok. Tamam taş ver bana o zaman. Çok bir şey vermez ama. 55, 54, 53, 53. Tamdır. Evlatlığı olduk. Kadın eşleşmeler bul. Burada bir şey varmış. Okay, daha güçlü bir fraksiyonun kızıyla evlenmeyi tercih ederim. Şimdilik bir kalsın. Nurta kaç yaşında bu arada? 18 yaşında. Genç yaşlanmış bir... Ya yalnız herifin bakışlarındaki delilik beni benden alıyor ya. Bilmediğim bir yerde bir başka yerleşim yerim var mı? Yok. Tamam. Okay. İkinci tura nihayet geçebiliriz sanki. Okay, oradaki tek kişilik ordu aşağı doğru gitmeyi tercih etti enteresan şekilde. Şurayı biz bir kuşatalım. O şehri kalmadığı için zaten kafayı vurup intihar edecek büyük ihtimalle çevrele. Sen de maç vaziyetine girerek şu aldığın birimleri bu arkadaşa bir ver. Manluk yapı. Yes. Oto sonuç iyi, rahat veriyormuş. 3 tane birim ve 1 tane komutan ciddi fark yarattı. Tamam, alırım ben bu oto sonucu. Seviyorum bu animasyonları ya. Düz iş gayet. Okey, böylece ilk eyaletimizde ele geçirmiş olduk. Bir tane mukaddes toprak işgal etmiş olduk. Şöyle zafer hedeflerini de göstereyim. Şu an küçük zafere 70'e 70'te 4'teyiz ama hızlı bir şekilde umarım gelişir. Ama bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi hatta belki de mümkünse bir aboneliğinizi rica ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi kendinize iyi bakın.